Selamlar arkadaşlar. Yeni PlayStation Plus kütüphanesinin bir kısmı daha belli oldu. Şu anda bazı oyunları ekranda görüyorsunuz. Bence sürpriz olan oyunlar var, güzel olan oyunlar var. Hemen başlayalım şimdi. PlayStation Blog'da paylaşıldı. Assassin's Creed Valhalla hiç beklemediğim bir oyundu ve gördüğüme de sevinmiş olduğum bir oyun. Demon's Souls ilk başta duyurulmadığı için ben olmayacağını düşünmüştüm ama PlayStation Plus ekstra kütüphanesinde olacak PlayStation 5 oyuncuları için Ghost of Tsushima, Director's Cut, NBA 2022 ve daha fazla oyun eklendi. Bu videoda hızlıca bir bakalım. Şimdi tabii PlayStation Plus Deluxe ile ilgili de şu anda eklemeler var. Aylık bu kısımları geçtikten sonra PlayStation'ın kendi oyunları, birinci parti oyunlarından Alienation var, Housemarque'ın oyunu. Bloodborne var From Software'den. Concrete Genie'yi ben pek sevmiyorum ama sevilen bir oyun anladığım kadarıyla. Days Gone var, Ben Studio'nun oyunu. Dead Nation, Apocalypse Edition, şu anda PlayStation Now'da olan bir oyun. Death Stranding ve Death Stranding Director's Cut zaten duyurulmuştu. Demon's Souls, yani buradaki şu anda en önemli 2-3 oyundan bir tanesi bence. Destruction All-Stars'ın olacağını zaten tahmin ediyordum çünkü oyuncuya ihtiyaçları var. Everybody's Golf, Ghost of Tsushima Director's Cut, hani şuradaki en böyle hoşuma giden 3 oyundan bir tanesi Ghost of Tsushima Director's Cut. Oynamış olmama rağmen Demon's Souls'un olması bence çok büyük güç katıyor kütüphaneye ve Assassin's Creed Valhalla. Hemen devam ediyorum. God of War, 2018'de çıkan God of War olacak. Gravity Rush 2 ve Gravity Rush Remastered. JRPG seviyorsanız mutlaka bakın diyeceğim oyunlardan. Horizon Zero Dawn, Infamous First Light ve Infamous Second Son. Knack, Little Big Planet 3 ama şeyi aradı gözlerim. Sackboy A Big Adventure şu anda yok gibi görünüyor. Loco Roco Remastered ve ikinci oyunu var aynı şekilde. Marvel Spider-Man ve Miles Morales zaten biliyoruz. Matterfall yine bir başka Housemarque oyunu ve Medieval bence burada olması gayet iyi oldu. Patapon Remastered ve Patapon 2 Remastered, bunları PSP döneminde oynamıştım. Patapon oyunları böyle tam puan alan, çok yüksek puan alan oyunlar ve platform oyunlarıydı hatırladığım kadarıyla ama bir şans verilebilir. Rizogun, PlayStation Plus'ta verilen ilk oyunlardan bir tanesi arkadaşlar. 2013-14 yılları, 2013 sonu ya da 2014 başı olması lazım. Returnal zaten daha önce duyurulmuştu. Shadow of the Colossus, yine PlayStation'ın, yani Sony'nin kendi oyunlarından. Tearaway Unfolded, The Last Guardian, Last of Us Remastered ve Last of Us Left Behind DLC, Left Behind var. Last of Us 2 henüz yok. Until Dawn, Uncharted The Nathan Drake Collection, Uncharted 4 Bir Hırsızın Sonu ve Uncharted Lost Legacy burada ekstra. Şu anda dikkat ediyorum, gözüme çarpıyor ve Wipeout Omega Collection. Yani arkadaşlar Sony'nin kendi oyunlarından bayağı bir oyun eklenmiş. Şöyle aşağı yukarı 30, belki 30 oyun diyebiliriz, evet. Üçüncü parti oyunlardan hemen gözüme çarpan tabi Assassin's Creed Valhalla burada. Çünkü Ubisoft'tan çok az oyun oluyor ya da hiç olmuyordu. Forerunner yine Ubisoft'tan. Far Cry 3 Remaster ve Far Cry 4 var. Bakın şu anda görüyorum mesela. Dead Cells, kütüphaneye aboneliğiniz başladığında mutlaka bir şans verin diyeceğim oyunlardan. Control, Ultimate Edition, Cities Skylines, Celeste, Batman Arkham Knight, Ashen, açıkçası hiç bilmiyorum bu oyunu. Hollow Knight, benim zaten favori oyunlarımdan. Mortal Kombat 11 var. Ve Guardians of the Galaxy, bakın şu anda dikkatimi çekiyor bu oyunda. Yakın zamanda çıktı yeni oyunlardan bir tanesi. Geçen sene hatta ödül almıştı hatırlarsanız. Final Fantasy 15'i görüyorum. Square Enix, bu da çok uzun bir oyun, çok güzel bir oyun bence. Başka ne var? Naruto Shippuden, zaten bundan bahsetmiştim. Geçen ay PlayStation Now'a eklendi. NBA 2022'nin olması güzel olmuş. Outer Wilds var. Red Dead Redemption 2 var. Bunu gözümden nasıl kaçmış bilmiyorum. Arkadaşlar hala oynamayan kaldıysa Red Dead Redemption 2'yi mutlaka oynayın. Resident Evil birinci oyun anladığım kadarıyla. Soul Calibur 6.
The Crew 2 burada dikkatimi çekiyor. Yine bir Ubisoft oyunu PlayStation Now'a gelmişti, geri çıktı. Ve Tom Clancy's The Division, PlayStation 4 ve 5 için eklenen oyunlar. Arkadaşlar bence kütüphane çok güzel şu anda açıklanan oyunlarla. Klasik oyunlardan yani Deluxe abonelerinin oynayacağı oyunlardan ne var ona bakalım. Ape Escape, Hot Shots Golf, IQ Intelligent Cube, Jumping Flash, Siphon Filter ve Stardust Portable hariç galiba bütün oyunlardan bahsetmiştim. Bütün oyunların olacağını söylemiştim. Mr. Driller, Tekken 2, Worms, World Party ve Worms Armageddon bu oyunların olacağını daha önceki videolarda paylaşmıştım. Bir kısmını tahmin videolarında söylemiştim. Remastered olarak ne var ona bakalım. Ape Escape 2, Arc the Leg, Dark Cloud 2. Bunlar şu anda PlayStation Now'da olan oyunlar ama PlayStation 2 versiyonları vardı. PlayStation 4 için remastered versiyonları olacak gibi görünüyor şu anda anladığım kadarıyla. Wild Arms, Siren, bir korku oyunu, Rogue Galaxy, Jack and Dexter, başka Jack serisinin oyunları var gördüğüm kadarıyla ve Bioshock Remastered var, Borderlands The Handsome Collection var, bence bunlar iyi olmuş, Lego Harry Potter Collection ve Kingdoms of Amalur belki Reckoning. Bunu PlayStation Plus'ta birkaç ay önce verilmişti. O zaman kaçırdıysanız şu anda bir fırsat. Ve Bulletstorm Full Clip Edition. Şimdi burada bazı PlayStation 3 oyunları var. Fakat maalesef PlayStation 3 oyunlarından yararlanamıyoruz arkadaşlar. PlayStation 3 oyunları dediğim gibi bizde olmayacak. Şöyle baktığımızda bayağı Ratchet & Clank oyunları var. Demon's Souls'un orijinal oyunu var dikkatimi çeken. Echo Chrome o dönemlerin önemli oyunlarından bir tanesi. Infamous 1, Infamous 2 ve Infamous Festival of Blood. Bunlar PlayStation 3 ile beraber doğan bir marka Infamous. Başka Motor Storm var. Çok Rain var. Üçüncü partide ne var? Devil May Cry HD Collection var. Aslında bu PlayStation 4 versiyonuna da verilebilirdi. Castlevania oyunu görüyorum. Fear'ın ilk oyunu şu anda PlayStation 3. Bunlar şu anda kaçırdığımız, hani neler kaçırdık? Bunları kaçırdık. Ve Red Dead Redemption Undead Nightmare. Maalesef Red Dead Redemption'ın ilk oyununu oynayamayacağız. Yani Türkiye'deki oyuncular olarak premium olmadığı için arkadaşlar. Ve şimdi zaman sınırlı demolar var. Şu açıklamalarıyla çok okumuyorum ama bakayım bir saniye. Uncharted Legacy of Thieves Collection biliyorsunuz yeni çıkan. Uncharted'ın yeni çıkan oyunu. Yani Collection versiyonu. Horizon Forbidden West var burada. Bunu şu anda görüyorum. Gayet iyi bence. Cyberpunk 2077, Farming Simulator 22. Tiny Tina's Wonderland, bu da yeni çıkan bir oyun ve WWE 2022 ve sürekli olarak yeni oyunların ekleneceğinden bahsetmişler. Her ayın ilk salı günü yeni oyunlar eklenecek arkadaşlar. Yani bu zaten şu anda da olan bir durum. Bunu hızlıca apar topar paylaşmak istedim. Son kapatmadan önce bir şey şöyle var mı bakayım. Böyle yorumlarınızı merak ediyorum. Bence gayet iyi. Bir başka şey bakın burada görüyorum. Blog sayfasında kapatmadan ondan da bahsedeyim. Fall Guys PlayStation 5'e geliyor ve herkes için ücretsiz olacak. Aslında bununla ilgili de bir şey paylaşmıştım. Bir haber paylaşmıştım. 2-3 ay önce böyle bir söylenti vardı. Fall Guys free to play bir oyun olacak. Yani ücretsiz bir oyun olacak diye ve anladığım kadarıyla gerçekleşiyor. Bu videoluk benden bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.